Cumhuriyet Halk Partisi atanan milletvekili Hasan Akgöl, ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçarak ülkemize sığınan Suriyelilere yapılan harcama rakamlarını meclis gündemine taşıdı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yanıtlanmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi sunan CHP atanan milletvekili Hasan Akgöl, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkemizdeki sığınmacılar için şu ana kadar 300 milyon dolar harcama yapıldığını ifade ettiğini hatırlattığı önergede 1. Ülkemiz sınırları içerisinde Suriyeli sığınmacıların konaklanması için hangi illerde hangi kamplar oluşturulmuştur? Oluşturulan kamplarda kaç çadır, kaç konteyner bulunmaktadır? Çadırlar ve konteynerler hangi firmalardan, hangi usulle temin edilmiştir? Karşılığında ne kadar ödeme yapılmıştır? 2. Kurulan bu kamplar için şu ana kadar toplam kaç Türk lirası harcanmıştır? Yapılan harcamalar bütçenin hangi kalemlerinden karşılanmıştır? Örtülü ödenekten bu kamplar için ayrılan kaynak bulunmakta mıdır? Dışişleri Bakanı'nın ifade ettiği 300 milyon dolarlık harcama, örtülü ödenekten aktarılan miktarları da içermekte midir? 3. Kamplar için hizmet alımı yapılmakta mıdır? Şayet yapılmakta ise hangi firmalardan ne tür mal ve hizmet alımı yapılmıştır? Yapılan mal ve hizmet alımları için hangi firmaya toplam ne kadar ödeme yapılmıştır? Mal ve hizmet alımları doğrudan temin yöntemiyle mi yapılmıştır? 4. Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'den toplam ne kadar ödenek alınmıştır sorularına yanıt aradı.